arkadaşlar. Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar, Efe Yılmaz, Özgür Can Öney, Ferman Akgül ve Manga bizlerle beraber. Evet, Manga'nın en önemli özelliği hem müzikleri hem yaptıkları bütün aslında kişilikleri, tarzları, tavırları ama bir başka özellikleri de kendilerinden sonra gelecek konukları düşünmeden koltuğa yayılmaları. Gerçekten de mükemmel bir özellik ve koltuğu şu anda kapladılar. Ve benim bile oturacak yerim kaldı. Sıkış, sıkış abicim, sıkış. Aynen. Sıkış, ya. Aynen. Bekarlık zamanı konusunda. Oraya da sıkış. Oraya da sıkış. Buraya daha Atiye gelecek, Murat gelecek. Çok işimiz var. Evet, keyifler yerinde mi? Yerinde abi. Harika. Önce çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İnanılmaz bir albüm. Sahiden çok çok güzel bir albüm. Biraz sonra hepsi hakkında konuşacağız. Manga'ya bir alkış daha alalım. Arkadaşlar. Ve diyoruz ya, ya her programın ayrı ayrı özelliği var. Bu programın da başka bir özelliği oldu. Burada oturan arkadaşların yaş ortalamaları gerçekten çok genç. Ve ben genç insanları herkese izlettirmeyi, ayrıca genç insanların bu kadar başarılı olmasını da çok seviyorum. Ayrı ayrı kollarda hem de hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Burada bizlerle beraber olduğunuz için. Şimdi Manga'dan başlayalım hemen sohbete. Ben çünkü ilk defa... programda ilk defa beraberiz değil mi? İkinci defa. İkinci defa ama. İkinci defa ama ilkinde öyle uzun uzun sohbet edebildik evet, mi? Yok. Bir kurtaralım yani. Ne zaman gelmişsiniz sizi ilk defa? 2005. Ben abi bayağı yaşlandım yani hani normalde benim şey yapmanın soruları ben soruyorum. Ne zaman geldiniz siz ilk defa? 2005 yılı 2006. 2005-2006'da geldiniz. Efendim? Kimin için gelmişlerdi? Dursun Zaman. Evet. Ha Göksel'le birlikte gelmiş. Dursun Zaman. Bir zamanların ünlü arabeskilerinden. Dursun Zaman tabii ya. O çok güzel şarkıları var Dursun abinin ya. Harikaydı yani. Evet. Evet. O zamanlarda Manga kendi şarkılarını söylemiyor. Dursun abinin, Dursun Zaman'ın şarkılarını söylerdi. Müthiş dönemlerdi tabii o dönemler. Hocam. Şimdi bir şey soracağım size. Buradaki herkes yaklaşık ortak aynı kaderi paylaşıyor benim anladığım kadarıyla. Buradaki insanlar da belki aynı kaderi paylaşıyor. Bu İstanbul yani sınır... Başka bir dedim kaldım. Bu İstanbul tavanı olmayan bir şehir. Sınırları yok. Gidebildiğin yere kadar gidiyorsun. Hatta dünyaya buradan açılabiliyorsun. Fakat dünyaya açılayım derken de anneni özlüyorsun, babanı özlüyorsun, aileni, arkadaşlarını, geldiğin yeri özlüyorsun. Buraya gelip gelmemekle tereddüt ediyorsun, korkuyorsun, canın sıkılıyor. Olur muyum, olamaz mıyım, bir yere gider miyim, gidemez miyim sıkıntıları başlıyor. İlk albümünüzün adı neydi? Manga. İkinci albümün adı Hüznü İstanbul. Doğru mu? Şehri Hüzün. İşte Şehri Hüzün. Ki... Oradaki İstanbul'un bir şehir olduğunu bildiğimiz için ben başına illa onu koyma gerektiğine inanmıyorum. Onun için de biraz şey yaptım. Yok zaten Şehri Hüzün İstanbul'un bir tanımlaması, nitelendirmesi. Yanlış tamam. Olmadı yani bir yanlış yok yani. Bir yanlış yok yani. Tabii, ve tabii, İstanbul'un tabii. Hüznü aslında. Ama hocam 5 sene oldu albüm yapmıyorsunuz. Evet. 5 seneden sonra çıkan albümün adı Şehri Hüznü İstanbul. Yanlış mı? Hala mı yanlış söylüyorum ya? Doğru, bana gülmeyin kardeşim. Evet. Şehri Hüznü İstanbul. Bu 5 sene içinde cidden büyük sıkıntılar, büyük böyle özlemler, gurbet falan filan bir takım şeyler mi çıktı da bu albümün ismi neden böyle çıktı? Onu sorayım önce. Ben isimleri tek tek bilemediğim için aklıma gelen isimleri söyleyeyim. Siz yanlışsa düzeltin. Mürsel'den başlayalım. Evet, Mürsel. İstanbul'un hüznü bize vurdu. İsimde Mürsel kaldı sonra. Evet, isimde Mürsel kaldı. Ama gerçekten neden bu 5 sene sonraki albüm böyle oldu? Ki albümü dinleyenler de biliyor. İçinde bayağı bir dert var, dert yanma da var, şikayet var. Biraz böyle bir şey var yani. Sanırım 20'li yaşları bırakıp 30'a biz İstanbul'da girmeye başlayınca o hüzün belki daha da etkili oldu üstümüzde. Evet, sizler katılıyor musunuz buna? Ya bu sadece yaşın getirdiği bir şey midir? Biz yani? Katılmıyoruz abi. Katılmıyoruz. Şöyle bir olay da var. Yani sonuçta hani başka bir şehirden gelip bir yere yerleştik.
Ve ilk başlangıçta her zaman insanlar hep mutlu şeyler yaşamıyorlar. Doğru. Karşımıza çıkan, yani en basiti geldiğiniz şehrin özlemi var mesela. Doğru. Yani, en büyük sıkıntı neydi abi geldikten sonraki en büyük sıkıntı? Ev abi, ev. Ev. Ev olayı. Ev olayı fenaydı yani. Beşiniz aynı evde mi kaldınız bir dönem? Evet. Bir buçuk sene. Evet. Artı dört hatta yani. Evet. Gerçekten ya biz beşimiz bir de artı dördümüz vardı. Evet. Beş kişi artı dört. Dokuz kişi aynı evde. Dokuz, on. On. Gerçekten iğrenç büyümüş. Baktığımız zaman insanın giresi gelmez. Bekar evi, para yok. Bekar evinde kalan var mı aramızda?